Merhaba değerli dostlar. Yeni bir videoda tekrar bir aradayız. Bu videoda arkadaşlar inanılmaz derecede sıra dışı bir video. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar zehirli mikrofon. YouTube kanalının işte hani sahibi veya sunucusu diyelim. Coşkun Deniz'in başından geçen Afyon Sandıklı'da başından geçen olayın analizi. İnanılmaz bir olay arkadaşlar. Ya öyle sıra dışı ki ben de astrolojik verilerle bazı şeyleri anlamaya çalıştım. Yine bu başından geçen olay hem kendi kanalımda ki onun linkini koyacağım arkadaşlar. Bu olayı birazdan kısaca bahsedeceğim ama izlemenizi tavsiye ederim. Yine İlkay Buharalı ile çıktığı ve Erhan Kolbaşı'nın da programda yer aldığı kendi aralarında da böyle yine bir program var. Oradan da kendi kanalından linkten bulabilirsiniz arkadaşlar. Zeyli Mikrofon'un kanalına girdiğinde o videoda yayınladı kendisi. Şimdi arkadaşlar olay ne? Coşkun Deniz Afyon Sandıklı'da arkadaşlar. 22 Kasım 2022'de. Yani 22.11.22. Saat gece 2.17.22 arası diyor ki bir yerde de 2.20 diyor. Bu tamamen onun beyanı. Burada bir otoparka çekiyor. İşte yağmur ya ve biraz şey dinlenmek istiyor. Ama oraya çektikten sonra rüya mı, gerçeklik mi belli değil. Polisler geldiğini söylüyor. İşte arabası kaldırılıyor. Bir parka park ediliyor. Koskoca devasa bir park. Araba parkı. Polisler eşliğinde bir yere gidiyor. Orada insanlar görüyor. Biri diyor ben Nevşehir'den geldim. Biri diyor oradan geldim falan. Ve bir şeyler tuhaf bir şeyler yaşıyor. Ve ona şu söyleniyor. Kötülük yeryüzünden değil gökyüzünden gelecek. Şimdi ilginç olan şu arkadaşlar. Bu olaydan bir gün sonra Düzce'de bir deprem oluyor. Ve birkaç ay sonra da 6 Şubat'ta şeyde bir deprem oluyor işte Pazarcık'ta. Ve o depreminde işte ben bu depremde harp silahı kullanılmış olabilir şeklinde bir video yapmıştım. O videomu tekrar göstereceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın öksürüyorum, hastayım arkadaşlar. Hayatımda ilk defa hastalığa seviniyorum çünkü vücudumdan bir şeyler atmam lazım. İlk defa hissediyorum yani şimdi ilk hasta oldum diye. Kusura bakmayın. Biraz sesim de kötü. Şimdi şöyle arkadaşlar. Bu videoyu yaptığımda çok teknik bir analizdi. Burada harp silah kullanıldığına dair inanılmaz bir teknik analiz. Bir sürü veri ortaya koydum. İçinde astrokartografi var, kartografi var, Soros döngüleri var. Ama şöyle bir şey var. Bunu paylaştım da Instagram'da da. Ya siz de hükümeti falan rica ediyorum değerli dostlar. Şöyle bir algınızı ya mesela ben burada harp silahı derken bu arada komplo teorisi diye ortaya atanlar da hep hükümet yanlısı değil. Zaten hükümet de bahane arıyor. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Gerçekten diyelim harp silahı kullandı ve bunu söyledik. Bu hükümet yandaşlığı anlamına gelmez. Ben hatta diyorum ki o kadar kötü yönetiyorsunuz ki bu şeye maruz bıraktınız bizi. Evet, o videomu da şeye koyacağım arkadaşlar. Açıklamalar kısmına Maraş Pazarcık depreminin harple bağlantısı. Biliyorum arkadaşlar böyle teknik ağır konular videolarım çok izlenmiyor. Ben ama bunu umursamıyorum arkadaşlar. Çünkü onlar kayıt. Şu anda YouTube kanalıma koydum. Onlar kayıtlı. Bir gün ihtiyaç olduğunda. Ya amacım bak size bir bilgi buldum. Bak beni sevin. Bu değil. Bunlar çocukça şeyler arkadaşlar. Zaten bu kanalın amacı da birçok amaçlarından biri de bu bilgileri kayda geçmek insanlar ulaşsın. Ben size bilgi paylaşım dedim. Çünkü bu kolektiften elde ettiğim bilgi de oradan da size aktarıyorum arkadaşlar. Çünkü bilgiler bana ait değil. Şimdi bu videoda da anlatacağım veriler yani
Ben hani Uranüs'yen dereceler falan diyorum. Ya siz mesela az numerolojide 11, 22, 33, 44 kardinal say diyorsunuz. Ben öyle demiyorum. Uranüs'yen. Yeni bir kavram yaratıyorum. Bunu bilinçli olarak söylüyorum arkadaşlar. Ama bu bana ait bir bilgi değil. Bunu anlamanız lazım. Burada yani ben bak bir kavram bu. Hayır bana ait değil. Bu boşuna değil. Defalarca örnekler anlata anlata ama her o örnekte olaylar destekliyor. Şimdi arkadaşlar gelelim olay zamanı haritasını inceleyelim. Sayılar ve semboller bize neler söylüyor, neler? Arkadaşlar bakın dikkat edin tarihe 22-11-22 2022. Diyorum ya sizlere sürekli saatler, tarihler hepsine dikkat edin. Yani benim o anlamda numerolojiden farklı arkadaşlar. Numeroloji ismin şu, şey hayat yolun bu. Öyle değil arkadaşlar. Evren matematiktir diyorum. Ya işte biz de biliyoruz matematik. Böyle düşündüğünüz gibi değil. Yani bir şey de bazı arkadaşlara şunu söyleyeyim. Bir şey de ya ne biz de biliyoruz. Öyle değil işte. Jacob Rothschild'le ilgili videom ya da UFO görünme vakasını anlattım Ruva'da. Arkadaşlar o videoyu da lütfen izleyiniz. Tekrar burada açıklama linkine koyacağım. Uranüsyen derecelerin kozmik göksel varlıklarla alakalı olduğunu. Boşuna Uranüsyen dereceler demiyorum. Uranüs ve Kova burcunun bunlarla alakasından dolayı. Bunlar boşuna değil arkadaşlar. Rica ediyorum. Yani burada şey yapmak istemiyorum bazılarını küçümsemek. Mesela bilmiş davranmak iyi bir şey değil. Mesela bilmiyorsun. Bilmiyorum. Ben mesela bilmiyorum. Ben bunu bilmiyorum. Mesela diyorum ki videomda. Ben de bunu anlamlandıramıyorum. Çünkü onu yorumlayabilecek bir bilgiye haiz değilim. Sirius'ta mı geldik? Ben bilmem. Görmedim. Ya ama onu bulabilecek kaynaklarım olursa hemen seve seve paylaşırım. Yani buradan da böyle bilmiş gibi göstermeye gerek yok arkadaşlar. Bu biraz sert eleştirilerim sıra içim rahatladı. Şimdi değerli dostlar, çok konuyu uzatmadan gireceğim. Bakın gece 2:20 geçe Sandıklı'da arkadaşlar ağın yükseleni 22 Başak. Tepe noktası da 22'ye çok yakın. 21 daha çok Neptünyen etkilerdir. 22 Uranüsyen. Ve DSC tam Neptün gelmiş. Ve Neptün de Uranüsyen bir derecede. 22. Çok sıra dışı arkadaşlar. Mars da 22 derece retro ve tepe noktasında. Şimdi Uranüsyen dereceler kozmik etkileri anlatır arkadaşlar. Burada kozmik bir olay var. Ama burada tuhaf olan şu. Şimdi kozmik bir olay var ama Neptün gezegeni var. Allah Allah. Ve gökyüzünde de Güneş Jüpiter üçgeni var arkadaşlar. Ama Güneş son dereceye gelmiş Akrep. Akrep burcunu biliyorsunuz arkadaşlar. Ölüm ve yeniden doğumlarla da alakalıdır. 8 sayısı, 8. burç. Ama Jüpiter üçgen, Jüpiter'de 29 derece yaklaşmış ve balık burcunda güçlü olduğu bir burçta. Bu ilginç arkadaşlar. Ya buradan bir bilgi akışı var. Ve güne ay düğümü de akrepte arkadaşlar. Şimdi ben burada neye gelmeye çalışıyorum? Şimdi Neptün, evet bir sürü anlam var. Neptün yen dereceler, Neptün, balık burcu falan. Ama şunu biliyoruz ki arkadaşlar, balık burcu ve 12. ev ve Neptün şununla da alakalı. Bütün boyutlar arası maddi olmayan her varlığı anlatabilir. Ama her varlık. Mesela diyorsunuz ya işte cin, üç harfli, bilmem şu, bu. Var mı yok mu bakın bilmiyorum. Ama biz farklı boyutlar, işte mesela öteki alem, öteki şey. İşte bunlar hep Neptünyen etkiler arkadaşlar. Balık burcu, o yüzden büyük okyanus. Burası ruhlar, farklı şeyler, ismini tam anlamlandıramadığımız garip garip varlıkları anlatabilir. Ama 22 derece, Uranüs'ün derece işte olayı çok tuhaflaştırıyor. Bu da şunu gösteriyor arkadaşlar, Uranüs'ün derece olması. Bu Uranüs'ün derece biraz da kozmik olaylar. Yani dünya dışı varlıklar falan. Şimdi Neptün
Uranüs'ten derece işte olayı çok tuhaflaştırıyor ve balık burcunda. Ben bunu şöyle diyorum arkadaşlar. Burası ruhsal konuda ama bu ruhlar yeni bir ruhlar kümesi. Neyse artık. O yüzden oraya gidiyor. Bir sürü araç park edilmiş. Karşısına polisler çıkıyor. Bakın bir yaşadığı olaya bakın. Polisler çıkıyor dediğimiz arkadaşlar Mars retro tepe noktasında. Mars güvenlik görevlisi falan düşünün. Ama bu ya bir boyutsal bir durum yaşamış. Biz bunu tam anlamlandıramıyoruz. Bir boyut, bir şey etkisi var arkadaşlar burada. Ama bunu yaratan güç ne? Gerçekten dünya dışı varlık mı? Ya da böyle ruhlarla ilgili bir şey mi? İşte ikisinin karması bir şey arkadaşlar. Ben de burada işin içinden çıkamıyorum. Bak bunu böyle söyleyeyim. Ben her şeyi bilemem. Şimdi arkadaşlar biraz da olayı derinleştireceğiz. Burada çok sıra dışı bir bilgi daha var. Ay 3 derece akrepte. 3 derece ayın yücelim derecesi boğanın derecesidir arkadaşlar. Ama tam karşısında. Ay nedir? Köklerimiz. Bu arada ay vatanla da alakalı. Bakın. Ay akrepte 3 derece yücelim derecesi olan boğanın karşısında ama burada 3 derecede. Buradan şunu anlıyoruz. Ölülerle ilgili bir durum. Ama bunlar daha çok atalar. Bakın daha çok atalar. Bu topraklarda atalarla bağlantılı bir durum. Benim yorumum bu arkadaşlar. Yani bence budur falan. Bakın ben buradaki gördüğüme göre anlatıyorum. Ayın yücelim derecesinde ama akrepteki bir ay burada daha çok gerçekten de yaşamda olmayan ataların ruhlarıyla bağlantılı bir şey. Ama işte Uranüs'ün etkiyi anlamlandıramıyorum. Nasıl olmuş bu? Bir boyutlardan bir geçiş olmuş. Nedir? Bu çok tuhaf. Benim de anlamakta güçlük çektiğim bu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gelelim Güneş'in 29 derecede olması. Uranüs'e güçlü Uranüs'ten derecede 29 ama Akrep'te. Bakın Akrep'te 29 derece bir enerji açığa çıkıyor. Ve 28-48 Jüpiter balıkta tam üçgen. Yani bu ülkede hani bir videomda şunu söylemiştim. 2025'te solar ak Jüpiter Güney Ay Düğümü'ne kavuşuyor. Transit Jüpiter de Türkiye'nin yükseleniyle. Türkiye'nin önemli hani bu atalar olabilir, bir şeyler devreye girebilir demiştim. Bu sadece bir teoriydi. Şimdi burada şu gördüğümde, evet arkadaşlar bu topraklarda diyoruz ya bir şeyler var. Gerçekten belirli güçler var. Bu doğrudan ona bir kanıt arkadaşlar. Ama bu güçleri tanımlayamıyorum. Yani nedir? Sirius'tan mı gelmişler? Ben onu bilemem. Ben onu bilemem arkadaşlar. Yine atalarla bağlantı Satürn 19 derece. Güneş'in yücelim derecesi ama kovada. Dolayısıyla kozmik bir etki var burada. Kova burcu kozmik. Ama yine dediğim gibi tanımlayamıyorum. Yani hem atalar var burada bağlantılar, ruhlar ama hem de kozmik etki var. Bunu siz birleştirin arkadaşlar. Tuhaf bir şey. Yani kozmik etkinin göksel, dünya dışı. Bir boyuttan mı gelmiş? Nasıl? Ya bunu ben de anlamlandıramıyorum. Bunu birleş yani bunu sizler de düşünün arkadaşlar. Zaten Mars'ta retro bakın yine sanki ruhlar tekrar gelmiş. Ama burada ben şöyle düşünüyorum. Orada gördüğü trafik polisi, güvenlik görevlileri vefat etmiş ruhlar olabilir. Uyarıyorlar. Diyorlar ki kötülük yeryüzünden değil gökyüzünden gelecek. Uyarıyorlar. Arkadaşlar Plüto'da 26 derece, Plüto örnek bir derecede Oğlak'ta. Zaten Yengeç Oğlak aksı arkadaşlar kökler ve atalar bağlantısı 26 Plütonik. Plütonik sayı arkadaşlar 26 sayısı galaktik merkezle de alakalıdır. Plüto tanımlamamda hep şöyle kullanıyorum. İkinci kitabımda işte Plüto'yu bu 26 dereceyi bahsederken biz kara delikleri, galaktik merkezi ne olarak biliyoruz arkadaşlar? Işığın bile geçemediği. Burası başka boyutlara açılan bir kapı. Burada gördüğüm şu arkadaşlar. Bir boyut geçişi var. Ama bu neden, nasıl bir boyuttur bunu ben bilemem. Plüto olduğu için ve Oğlak Burcu'nu atalarla bakın sembolleri de birleştiriyoruz.
bir boyut geçişi olmuş. O yüzden bu arada Plüto, Plütonik bir derecede 26 ve Oğlak'ta. O yüzden orada büyük bir araba parkı, insanlar, trafik polisleri. Bakın bu tesadüf değil. Sanki böyle bir sürü şey araya girmiş. Onların hepsi vefat etmiş ruhlar olabilir. Tanımlayamıyorum arkadaşlar. Doğrusunu söylemek için tuhaf bir durum gerçekten. Zaten şu 12 sayısı da arkadaşlar yine 12 sayısı 12. burç balıkla da alakalı arkadaşlar. 12 biliyorsunuz zodyakta 12 burcu anlatır 12 ay. Burada bir balık etkisini de görebiliriz. Yani ruhsal kapı balık ruhlar diyar. Yani her türlü maddi şeyden soyutlanmış her türlü ruhsal. Ve Neptün kendi burcunda Jüpiter'de balıkla ve Neptün 22 derece DSC'de. Bu yüzden karşı karşıya geliyor, karşılaşıyor. Kendi iradesi dışında DSC'de. Kendi iradesi dışında karşılaşıyor arkadaşlar. Evet. Buradaki verileri bir tarafa koyuyoruz. Şurada Merkür Venüs 7 sayısı. 7. boyut, 7. şey, çakra. Bir bağlantısı olabilir. Bunu ayrı bir yere bırakıyorum. Arkadaşlar şurada bu tarihten önce bir 8 Kasım 2022'de bir ay tutulması oluyor. 16 derecelerde yine 7 sayısı dikkat çekici. Dikkat çekici. Solar Return ASC 18 9 sayısı yani 9 yay burcu uzak seyahatleri de anlatabilir. İnançlarla da ilgili olabilir. Ve Satürn'de yine 18 derece Satürn'le kavuşmuş. Çok ilginç. Bakın atalar bağlantısı ama neden kova? Kova kozmik. İşte bunu ben çözemle. Ben bu çok tuhaf geldi bana arkadaşlar. Yani mesela de burada sadece şöyle derim ya evet dünya dışı varlık. Dünya dışı varlık da ya bunlar ama bir atalarla bağlantısı var. Ya çok ilginç. Tanımlayamıyorum. Çok ilginç. Ve bu ay tutulması da Güneş Akrep Burcu'nda Güney Ay Düğümü'ne kavuşuyor arkadaşlar. Akrep Burcu ölü ama ölümsüzlükle de alakalı. Ölüler. Yani doğrudan bana bu bilgiyi veren konu hep akrep teması. Şu ay 3 derece, akrep güneş 29. Ölüler ama Uranüs'ün etkiler de var. İşte bu çok enteresan. Bunu tanımlayamıyorum ya. Bu çok ilginç. Bunu siz birleştirin arkadaşlar. Bu çok tuhaf. Gerçekten tuhaf. Şimdi arkadaşlar geldik yeni aya. 2 derecede oluyor yeni ay. Akrebin 2 derecesinde. Bakın bu yeni ayda MC IC hattı 18 akrep boğa hattı. 18 sayısı 9 inançlarla da alakalı. O 9 sayısı yay burcu uzak yerlerden seyahatlerle de alakalı. Ama bir yerlerden birileri seyahat mi etmiş? Tepe noktası akrep. Yani bu ruhlar bir boyuttan mı gelmiş? Bakın olabilir. Ve Uranüs IC'de arkadaşlar. Tamam. Ve 17 sayısı. Ölüm ve ölümsüzlük. Yani ölüm ama Uranüs farklı. Yani şimdi 17 IC'ye gelmiş Uranüs. 17 sayısında. Ölüler ama Uranüs kozmik varlıklarla da alakalı. Yani dünya dışı. İşte bunu tanımlıyor ya. Dünya dışı varlık ama ölü. Nasıl bir şey bu? Çok ilginç. Tanımlayamıyorum arkadaşlar. Ya bu benim için de tuhaf bir şey. Arkadaşlar burada A'nın yükseleni 26 Oğlak. Plüto'da 26 Oğlak'ta ASC Plüto kavuşumu var. Ölüler diyarından bir boyut açılışı. Gerçek diyorum arkadaşlar. Bu bilgimi küçümsemeyin. Bir boyut açılmış buraya. Plütonik derecede ve plütonik derece tanımımda arkadaşlar kitabımda göreceksiniz galaktik merkezde şu tanımı yapıyordum ben. Buradan göstermeyeyim. Şimdi ham halde cümle bozuklukları çok fazla. Galaktik merkez biz zaman veya mekan boyut geçiş kapısı olduğunu da düşünüyoruz, tahmin ediyoruz. Çünkü galaktik merkez dediğimiz kara delikler. Ve galaksimizin merkezi dünyanın güneşin tam 4 milyon katı çekim gücüne sahip arkadaşlar. Şimdi burası büyük boyut kapısı ve 26 sayısı bu anlamda
Plüto ile kavuşmuş. Ki Plüto ölümlerle de alakalı ama jenerasyon gezegeni. Ve Oğlak'ta atalar. Bir atalar bağlantısını gösteriyor arkadaşlar burada. Gerçekten bir şeyler anlatmışlar. Ve bunlar ama ölü. Ama boyutlardan geçmiş şeyler. Bu çok tuhaf bir olay. Oldukça tuhaf. Yani ben de buradan elimden gelince anlamaya çalışıyorum. Çünkü yani mesela tamam Uranüs'ün dereceleri 22-11 görüyorsunuz. Dünya dışı varlık olabilir. Ya işte şey olayında. Zimbabwe'deki arkadaşlar bunu ekleyeceğim buradaki şeye. UFO olayı. İşte Uranüs 22 Oğlak. Bu arada Güneş de orada 23 Başak'ta. Burada yükselen 22 Başak. Demek ki bu Başak'ta olması da bir şey etkiliyor olabilir arkadaşlar. Evet ya Uranüs son derece. Ay da 11 Kova'daydı. Bak Uranüs son derece. Dünya dışı varlık mantıklı. Ama burada DSC 22 ve Neptün 22 dünya dışı varlık ama ruhsal etkiler. Bunu tanımlayamıyorum işte. Bu bana çok tuhaf geldi. Ataların ruhları mı olabilir? Kesinlikle o bağlantı var. Ayın, yücenin derecesindeki ayın ama akrepte. Akrepte artık dünyada değil. Çünkü bu boğa dünyanın burcu. Bunlar akrepte. Yaşayan varlıklar değil. Kendi yücenin derecesinin tam karşısında. Ama ölümsüz. Ölmüş ama ruhsal bağlantı kuruyor arkadaşlar. Ben böyle yorumluyorum. Geldik Paran tekniğine arkadaşlar. Paran tekniğinde aks noktasını özellikle Belatrix zorlu yollardan geçmedir arkadaşlar. Elnat'ta her türlü silahı anlatır. Bize o yüzden Mars da tepeye gelmiş. Bize bu anlamda silahla ilgili bir bilgi veriyor olabilir arkadaşlar. Ve direkt tepe noktasına bakın. Aks noktası. Şimdi arkadaşlar Zimbabwe olayında Ras Al Hak Güneş yine paran yapıyordu. Dünyaya gelmiş uzaylılar vardı. Ras Al Hak şifacılıkla alakalı bir sabit yıldız arkadaşlar. Yani onu demek ki bir şey uyarıyor. Bir bize zarar verecek bir şey konusunda uyarıyor. Şimdi arkadaşlar ben burada çok fazla var da kafa karıştırmayacağım. En dikkat çekici olanlar arkadaşlar Güneş'in Alkyone, Deneb Adige ve Fomalhaut'la paranları. Yani Alkyone ile hem IC hem Culmination hem Lower Culmination'da paran yapmış. Gelin şimdi bir bunlara bakalım. Bunlar çok sıra dışı. Arkadaşlar yine Zimbabwe olayında şuradan öncelikle Alkyone'ye bir bakalım. Zimbabwe olayında arkadaşlar iki yıldız paran yapıyordu. Biri Fomalhaut, biri Vega. Birazdan Fomalhaut'a değineceğim. Alkyone arkadaşlar üçüncü gözü arar. Bakın Neptün DSC değil, üçüncü göz. Gerçekten de bu anlamda vizyoner ve mistik yetenekler öneren bir mistik bir durumu anlatıyor arkadaşlar. Üçüncü göz. Evet doğru bir şeyler yaşanmış. Geldik. Bakın çok ilginç. Deneb Adige. Şamanın yıldızı. Bize bağ kuran ruhlar arkadaşlar. Geçmişin Türk atalarının şamanları. Bakın bu da benim burada gördüğüm şeyde teorim. Spiritüel savaşçı. Şamanın yıldızı. Bu bizim inançlı şeyler değil. Tamamen eski Türk ataların şaman. Onların bağlantısı arkadaşlar. Yani onlar büyük ihtimalle böyle şamanik ritüellerinde gelecekte Türkiye'de bunu görmüşlerdir. Belki de geçmişte bakın şu da olabilir. Şurada ay 3 derece akrepteydi ya. Şu olabilir. Belki de geçmişte bir ritüel yaptı eski Türk ataları. Gelecekte işte kendi torunlarının bir şeyler yaşadığını gördüler. Ve bir portal açıp bir bağ kurdular. Bakın bu olabilir. Çok tuhaf gelecek size biliyorum. Orada ruhlarla bağ kurup bunun olayı gördüler ve bir iletişimde bir şey aktarmaya çalıştılar. Belki böyle bir şey olabilir. Deneb Adige Şaman'ın yıldızı. Bakın hep mistik yıldızlar. Alkyone, Deneb Adige. Şimdi geldik arkadaşlar.
Formal House. O videomda şunu söylemiştim. Böyle dünya dışı gözüken, şeylerde en çok gözüken yıldız, iki yıldız var. Biri Formal House, diğeri Vega arkadaşlar. Ki o Afrika, Zimbabwe olayında arkadaşlar, UFO olayında bu hem Güneş Vega ile hem de Formal House'la paran yapıyordu. Yani bize şey geliyor, dünya dışı gibi. Bakın. Şurada Formal House mistik bir dokunuş, bir sihir duygusu içerir, yüksek idealleri, yüce vizyonlara. Bak bu kelimeleri bir tarafa bırakalım. Şurada başlangıç uzak durmalıdır. Fiziksel dünyada kalmaya meydan okuyan şiirsel zihnin acı tatlı çılgınlığıdır. Arkadaşlar, Benedict Biretti'nin tanımlamaları bile çok enteresan. Yani şurada karizma vermesi ayrı bir şey. Bakın bu yorum ayrı. Çünkü bu yıldız aynı zamanda fiziksel dünyada kalmaya meydan okuyan şiirsel zihnin acı tatlı çılgınlığıdır. Bu tatlı dokuz canlı yaşamı reddetmesi, bakın yine yaşamda ama dokuz canlı ve ölüm ve acının ölümlü dünyasına geri dönmek için savaşması gereken periler tarafından çalınan çocuktur. Perilerden bahsediyor, çalınan çocuk, dokuz canlı yaşam. Arkadaşlar mistik bir yıldız bu. Biri Alköne, üçüncü göz, Şaman yıldızı Derebadike ve başka bir dünyadan izin veren Bomalhaut. İşte arkadaşlar buradaki veriler de şunu gösteriyor. Burada yaşanan durum Coşkun Deniz, yani röport şeyi son videosunu arkadaşlar o izleyin, linke koyacağım. Çok samimi ve dürüstçe. Ya ben kesinlikle yak ya adam sanıyor. Şimdi tabii ki o kişiyi de tahmin edebiliyorum. Ya şimdi bunu söyleyeceğim hiç kimse inanmayacak. Herkes salladığımı düşünebilir. Çünkü arkadaşlar öyle bir ülkede yaşıyoruz ki palavra diz boyu. Yani bir şey söylüyorsunuz ya benim insanlar yanlış anlar mı? Orada görüyorum. Bu anlamda onu bu yaşadığı şeyi astroloji evrenin dili bir prensibini kullanarak gerçekten destekleyici bir bilgi. Ama işte ne kadar evrenin dili diye kullansak da arkadaşlar tam çözümlemesi karmaşık. Hem kozmik hem ruhsal bir olay var. Ya da geçmişte şamanlar dağ mı kurmuş bilemiyorum. Geçmiş atalarımızda şamanların etkisi var. Ruhsal etkiler var. Ama kozmik etkiler de var. İşte bu benim tuhaf. Hani sadece şeyler olsaydı ruhsal ya atalar falan ama 22 sayısı arkadaşlar çok ilginç. Benim için de inanılmaz sıra dışı bir olay. Yani Coşkun Deniz samimiyeti ve dürüstlüğüne çok teşekkür ediyorum. Ben kendisiyle iletişim kurmadım arkadaşlar. Yanlış anlaşılma olur. İşte birisinin isminden şey yapma gibi. Bu videoyu da hani yine buradan bir şeyler ya yaparım anlamı değil. Ben her veriyi kullanıyorum arkadaşlar. Mesela önümüzdeki dönemde bir video yapacağım. Lilith'in büyü, karanlık olan birçok şeyini anlatmıştım. Gerçek somut verilerle Lilith'le ilgili iki kişiden örnek vereceğim arkadaşlar. Birisi içine şeytan girdiği söylenen kişi Annalise Michel. Diğer ismini unuttum ama Fransa'da son olarak şey İngiltere'de cadı olarak suçlanan kişi. Somut veriler arkadaşlar. Bir şeyden bahsederken size veriler sunuyorum. Sallamak yok. Gerçek veriler. Biz bu sistemi geliştirmemiz lazım arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadar arkadaşlar. Gerçekten benim için de inanılmaz sıra dışı bir olay ve bir analiz oldu. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.